sahibimiz proje uygulayıcı kuruluş Hakkari Özel Dairesi, işletmeden sorumlu kuruluş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve iştirakçilerimiz var Hakkari Kültür Turizm Müdürlüğü, Hakkari Kayak Antrenörleri Gençlik ve Spor Kulübü, Hakkari Yemek Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü, Hakkari Doğa Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü. Bu projenin başka bir özelliği bizim kuruluşumuzdan bu yana DAKA tarihinde en yüksek hibeli projemiz. Biz bunu oldukça önemsiyoruz. Sayın Valim yaklaşık 25 yıldır. 40. 40 yıldır kayak sporuyla ilgileniyor. Ben eski çıkmışım. Ben Sayın Valim. Bugün gerçekten şu dakikalar benim için çok önemli, çok kıymetli ve gurur vesilesi olan dakikalar. Hakkari'de göreve başladığımız 18-19 aylık dönemin en başından itibaren gerçekleştirmeyi hayal ettiğim, gençlerimize, sporcularımıza, Hakkari halkımıza hediye etmeyi, onların istifadesine sunmayı hayal ettiğim bir tesisin inşallah başlangıç aşamasının mutluluğunu hep beraber yaşamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Fakat şu anda burada tanıtımını yaptığımız tesis, yani her yönüyle övünebileceğimiz hem bizlerin, hem Hakkari'nin, hem spor camiasının, hem kayak camiasının çok daha fazla övünebileceği bir büyüklükte bir tesis. Şu andaki mevcut Teleski hakkında kısaca bilgi verirsem aradaki farkı zannediyorum daha iyi anlayacağız. Şu anda 150 metre kot farkında, hatta 150 bile değil, 135 metre kot farkında olduğu Teleski hat uzunluğunun 600 metre, pist uzunluğunda yaklaşık 700-800 metre diyebileceğimiz bir tesisimiz var. Bu da tabii yıllardır hizmet veriyor. Yapanlara bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Fakat bu yeni yapacağımız tesis kort farkı 500 metre. 500 metre yani sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada da ciddi kabul edilen. Dünya şampiyonaları için arkadaşlar bilir, sporcularımız 300-350 metre istenir. Biz 500 metrelik bir kort farkı olan Şivekor Tepesi'nin zirvesine kadar 3000 metreye çıkarıyoruz. Tesisimizin, kayak evimizin bulunduğu nokta şu anda 2500 metrede. Şu andaki teleskinin gittiği yer 2630 metreye kadar. Halbuki bu yeni teleskiyecimiz, dörtlü oturaklı teleskiyecimizle biz tam 3000 metre rakama çıkarıyoruz sporcularımızı ve kayak severleri. Ve 500 metrelik bir kot farkı doğuyor. O dağın da bütün yamaçlarını pist olarak kullandığımız zaman herhalde bir 20-30 kilometre civarında kayakçılarımızın, kayak severlerinin kullanabileceği bir alan ortaya çıkıyor, pist alan ortaya çıkıyor. Tabii eğim çok daha fazla. Çünkü sporcularımız için burası, kayak severler için belki o kadar önem arz etmeyebilir ama alt disiplinindeki sporcularımızın derece alabilmeleri, başarıya ulaşabilmeleri bu pistlerdeki uzunluğa ve dikliğe, eğime bağlı. Çünkü burada ona alışmayan bir sporcu yarışmalarda duvar gibi bir pistle karşılaştığında şaşırıp kalabilir. Fakat ona rağmen, şu elimizdeki kıt imkanlara rağmen sporcularımızı ben burada gözümü gere gere tebrik etmek istiyorum. Bu imkanın azlığına diyelim rağmen pistlerin. Geçen sene 23 tane milli sporcumuz, 17 tane Türkiye derecesi almışız. Bu sene de o rakamlara hemen hemen şimdiden ulaştık. Yani gençlerimiz bu işe çok kabiliyetli. Fakat bizim ve onların istediği oranda büyüklükte, çapta bir tesisimiz, kayak alanımız yoktu, pistimiz yoktu daha doğrusu. Bu çabalarımız değişik kurumlar, bakanlıklar nezdinde ciddi çabalarımız oldu. Ve bunun neticesinde de en son bizi anlayan, bu işin önemine vakıf olan, bu konunun direkt gençlerimize, çocuklarımıza, istikbalimize birebir faydası olduğunu idrak eden DAKA Ajansımız, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız, bu işte bizim neye gönül verdiğimizi sonunda anladılar çok şükür. Ve Sayın Genel Sekreterimizin söylediği gibi bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Tarihinin en büyük gibi anlaşmasını gerçekleştirerek 8 milyonun üzerinde bir katkı sağladılar. Biz de tabii paydaş olarak 2,5 civarında da biz özel daire olarak katkı sağlayacağız. Ve ilimize netice itibariyle 11 milyon TL civarında
telesiyeş, kar motoru tezdiye bağlı olmak üzere, sinotrak yani pistleri düzenleyen, oradaki danışma binaları, turnikeler, elektrik, aydınlatma, güvenlik, her şey komple içinde olmak üzere yani muhteşem bir şu anda projeye imza atıyoruz.